Sevgili öğrenciler, TYT 19. denemedeyiz. Bilgisayar mal yayınlarından devam edelim. Alper ve Kemal gittikleri eğlence merkezine dövme dolabı binmiştir. Alper dövme dolabı bir numaralı burada, yani en üst taraftaki kısımda. Kemal ise iki numaralı kısımda bulunuyor. Bindiğine göre herhangi bir zaman aralığında Alper ve Kemal için kavramlardan hangileri aynıdır diyor. Sevgili öğrenciler, sürat skaler bir büyüklüktür, değişmeyecektir ama hız ve yer değiştirme vektörel büyüklüktür. O halde sürat aynıdır diyebiliriz. Ancak hız vektörel olduğu için bu aynı olamaz. Yer değiştirmenin büyüklüğü aynıdır. Ancak yer değiştirme sonuçta o da vektöreldir. Ancak burada büyüklük sorulduğu için o da aynıdır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Yani sonuçta 2 ve 3 doğrudur. Yanıtım E seçeneğidir. Şimdi soruya geçelim. Beyaz ışık gelmiş. Asal eksene paralel olarak mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı şeklinde kırılmış. Yukarıdaki örnek göz önüne bulundurularak yargılardan hangilerine ulaşılabilir diyor. Işığın renklerine ayrıldıktan sonra onu bir inceleyelim. Buna göre ortamın kırıcılık indisi ışığın rengine bağlıdır diyebiliriz. Yani burada farklı ışık renklerinde o zaman farklı kırılmalar göstermiş. Ona göre ortamın kırıcılık indisi ışığın rengine bağlıdır tabii ki diyebiliriz. Çünkü morda daha fazla kırılma, kırmızıda ise daha az kırılma olduğuna göre bire ulaşılabilir. Kullanılan ışığın rengine göre merceklerin odak uzaklığı değişir diyor. Sonuçta asal ekseni kestiği nokta mor için burasıysa turuncu için de burası olacaktır ve farklı noktalarda odak uzaklıklarını görmekteyiz. Paralel gelen nereden geçecekti? Kırıldıktan sonra asal ekseni kestiği noktanın merceğe olan uzaklığı odak noktasıydı. Yani morun daha yakınken turuncunun daha uzak olduğunu görmekteyiz. O da doğrudur, ulaşılabilir. Üçe bakarsak merceğin kırıcılık indisi arttırıldıkça merceği sabit tuttukları için sonuç olarak mercek kırıcılık indisinde herhangi bir değişiklik meydana getirilmedikleri için ona göre bir şey söyleyebilmemiz mümkün değildir. Yani bunu parametre olarak kabul edemeyiz. Sonuç olarak 1 ve 2 doğrudur. Yani 3'ü yorumlayamayız. O halde cevabımız B seçeneğidir. Evet, 3'teyiz. Sevgili öğrenciler, K, L ve M balonları var. Ve K dışarıyla bağlantısı var. Yani burada P0 varsa burada da P0 vardır. Sonuç olarak burada P0 varsa burada da P0 vardır ve içeride de P0 bulunmaktadır. Sorumuzu okuyalım. Şekildeki sistemde sabit hacmi sabit olan kap bir piston ile iki bölmeye ayrılmış ve bölmeler gaz ile doldurulmuştur. Bölmelerin içinde iki ucu da açık olan borular değişik şekillerde KLM esnek balonlarına bağlanmış. Sistemin açık hava basının P0 olduğu ortamda dengededir. Buna göre piston ok yönünde bir miktar çekilerek sabitlendikten sonra yeni denge durumu için aşağıdaki durumu için hangi balonların içindeki gaz basıncı ile açık hava basıncı eşit olur diyor. Çeper basıncının ihmal edildiği düşünülüyor. Dış basınç değişmeyeceğine göre sonuçta sağ taraftaki kısımda P0'daki basınçta herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Onun olmaması sonuçta M balonun da açık hava basıncını değişmemesine sebep olacaktır. Sonuçta yine aynı sol taraftaki kısımda ise yani burası da sol taraf, burası da sağ taraftaki kısımdaki basınçta da herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yani bunu düşünürsek o halde neler değişmeyecektir bizim için sevgili öğrenciler? K değişmeyecektir, L değişmeyecektir, M de değişmeyecektir. Çünkü M de gene P0 ortamında bulunan bir balondur. Sonuçta her üçü de değişmeyeceğine göre yanıtımız E seçeneği olacaktır. Çünkü her balonun sonuç olarak P0 açık hava basıncıyla ilişkisi, ortamla ilişkisi devam etmektedir. Yanıtımız E seçeneğidir. Dördüncü soruya geldik. Erdem gümüş bir koli incelerken bazı ölçümler yapıyor. Buna göre Erdem yapmış olduğu ölçümlerden hangisini tek başına kullanarak kolyenin gümüş olduğunu ispatlayabilir? Özkütle bu sorumuzda bilgi içerikli bir soru. Ayırt edici bir özelliktir. Sonuç olarak hacim, kütle, sıcaklık ve kolyenin ağırlığı ayırt edici bir özellik değildir. Sonuçta
öz kütle değeri cevabımızı doğru kılmaktadır sevgili öğrenciler. Yani öz kütleyi kullanarak kolyenin gümüş olduğunu ispatlayabilir Erdem. Yanıtımız C seçeneğidir. Beşinci soruya geldik. 100 gram, 200 gram ve 300 gramlık sıvılar var ve ısıca yalıtılmış bir ortam sıcaklıkları eşit olan özdeş PRS cisimlerin sıcaklıkları eşit ve kütleleri sırasıyla 100, 200, 300 gram özdeş sıvılara bırakılıyor. Isı alışverişi tamamlandığında diyor. PR ve S sıcaklıklarının sıcaklık değişimleri sırasıyla TP, TR, TS arasındaki ilişki nedir diyor. Isı sahasına baktığımız zaman sevgili öğrenciler 300 gramlığın ısı sahası yani MC dediğimizde bunu 300 gram dersek o halde ben buna 3 numaralı sıvı, buna 2 numaralı sıvı, buna da 1 numaralı sıvı dersem yani M3 büyüktür M2 ısı sahaları olarak sıralıyorum. Ve sonuçta bunların içerisine bırakılan cisimlerin sıcaklıkları ısı sahasına en büyük olana daha yakın olacaktır. Sonuç olarak S büyük, R, o da büyük, P şeklinde olacaktır. Çünkü ısı sahası büyük olanın sıcaklığının değişimi de daha az olacaktır. Sonuçta S'nin de sıcaklığı onun sıcaklığına yakın olacaktır. Yani 3 numaralı kabın sıcaklığına yakın olacağı için sıcaklık değişimlerinin en fazla olduğu yerde nedir sevgili öğrenciler? Yani sıcaklığın en büyük olduğu yerde 3 numaradır. Sonra 2, sonra 1 numara olacaktır. Yanıtımız D seçeneğidir. 6. soru, metal hurdalar ince parçalar halinde getirildikten sonra metal karışım molüsüne boşaltılıyor. Dönen silindir şekildeki gibi sabit bir mıknatıs olup metal karışım silindir üzerinden 1 ve 2 kaplarına ayrılıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Mıknatıslanan parçalar sevgili öğrenciler en sonra ayrılacakları için sonuçta 2 numaralı kapta mıknatıslanma özelliği olan yani mıknatıslanma özelliği olan parçalar bulunacaktır. Özelliği olan parçalar yazalım buraya. Yani birinci kapa düşenler mıknatıslık özelliği kazanmayan metal parçalar diyebiliriz. İkinci kapa düşen parçalar da mıknatıslık özelliği kazanabilen parçalardır diyebiliyoruz. Birinci kaba düşen parçalar demir çelik olabilir. Hayır, demir çelik olamaz. Sonuçta ikinci kaba düşen parçalar demir, çelik, kobalt gibi parçalar olabilir. Birinci kaba düşen parçalar mıknatıslık özelliği kazanamayan parçalardır. Çünkü mıknatıslık özelliği kazanabilen parçalar sonuçta en son ayrılacakları için mıknatıstan o halde 2 numaralı kaptır başlangıçta dediğimiz gibi. Yanıtımız 1 ve 2 olduğu için B seçeneğidir sevgili öğrenciler. 7. soru. Özdeş 3 bilyemiz var. KLM seviyelerindeki dengede durmaktalar. Bilyelerin L seviyesine göre potansiyel enerjileri E1, E2, E3 arasındaki ilişki sorulmakta. 1 numara sonuçta 3 numaradan fazladır. Yani E1, E3'ten fazladır. E3 de E2'den potansiyel seviyesi olarak daha fazla olacaktır. Çünkü daha yüksekte bulunmaktadır. Yani onun daha aşağıda olması, kendisinin L ile aynı hizada olması M'den daha büyük olmamasını gerektirmez. Sonuçta L büyüktür M olacaktır. Yani 3 2'den büyük olacaktır. Buna göre 1 büyüktür 3, 3 büyüktür 2 şeklinde olacaktır. Yani yanıtım C seçeneğidir. Bir başka TYT'de buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.